Evet arkadaşlar, bu soruya geldim, kalemi değiştirdim. Çünkü keçeli kalemle bu tablo çizilmeyecek gibi görünüyor. Soru oldukça sağlam bir görüntüye sahip. O yüzden hemen tükenmez, gerçi tükenmez kalemle de soru çözülmezdi. Şu an imkanlar gereği tükenmez de bu tabloyu çizeceğiz. Evet, ne diyor? Ahmet, Bertu, Cengiz, yani A, B, C, D, E, F, G gidiyor. Tamam, adlı çocuklar çeşitli oyunlar oynayacaklardır. Çok güzel. Cam boyama, bak sakin. Gül toplama, çamur taşıma, koşu, uzaktan basket falan. Tamam, bunlar var. Ve ne diyor? Her oyunda en az 2, en fazla 3. Bitti. Yani ben bu hikayeden şunu anladım. Mecburen isimleri tabii artık tabloya dahil edeceğiz. A'dan G'ye yazacağız. Çünkü 2 değişken var. 3. bir değişkenimiz yok. Sınıflama yapacağımız bir durum yok. 2 değişken olduğu için az olanı yukarı taşıyorum hemen konuşabilirsem. Cam boyamayı şöyle cam diye yazayım hocam. Güzel. Gül taşımayı gü diye yazayım. Çünkü harflerini yaparsam isimlerle karışır bu. Tek tek harf yazarsam. Ko diyelim koşuya. Uzaktan baskete. Çamur var mıydı bir daha? Sanki çamur taşıma vardı. Çamuru da şu araya sıkıştırmış olayım. Uzaktan baskette şöyle yazmış olayım. Tamam. Hemen A, B, C, D, E, F, G yapayım. Tablomuzu şöyle bir çizelim. Hocam ben sol tarafa böyle isim yazmıyorum. Altlarına boşluklara doldurarak yazmaya çalışıyorum. Güzel. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Hemen tabloyu çizelim. O sıkıntıdan da bahsedelim. Şimdi diyelim ki sen sol tarafa isimleri yazmadın. Bu böyle bir ikili değişkende. Sadece üstü yazdın ve altına doldurarak gidiyorsun. Burada şöyle bir sıkıntı var. Mesela adı hiç geçmeyen kişiler olacak birazdan. Atıyorum, sallıyorum. Davut'un adı hiç geçmeyecek öncülerde. Ya da işte Burak B neydi? Bertu. Bertu'nun adı hiç geçmeyecek. Yani hocam, şimdi adı hiç geçmeyen isimler olacak. Tabloya ikişer üçer kişi yerleştireceksin. Sonra soruya geldiğinde atıyorum Ferit mi? Lan Ferit yok tabloda. Neredeydi? Nasıldı? Tekrar öncülere döneceksin. Eğer kişileri böyle sınıflandırırsan, şu an Ferit'in ne yaptığını görebiliyorum, Görkem'in ne yaptığını görebiliyorum, işte B'nin, Bertu'nun ne yaptığını gibi, tamam, A'nın vesairenin hepsine hakimsin şu an. Bu tablo çok daha garanti bir tablodur, onu da söyleyelim. Bu arada yani Ahmet, Bertu isimlere tek tek bakmayayım, A, B, C, D olarak gideyim, tamam, soruyu çözerken A ile B falan diye söyleyeyim, tamam. Peki, hadi başlayalım arkadaşlar, tablomuzu çizelim. Önce bir rahatlık lütfen. Ferit'in oynadığı hiçbir oyunu Görkem oynamamıştır. Bunu ne yapalım hocam biz? Bunu şöyle yapalım, F ve G'yi çarpıyla gösterelim. Tamam, bir köşede böyle beklesin. Yani Ferit ve F ve G, F ve G asla yan yana gelemezler. F'yi cama mı yazdım? Tamam, G'yi yazamam. G'yi güle mi yazdım? Tamam, onu öbürünü yazamam. Gibi, tamam. Aklınızda böyle kalsın bu. Bu öncülü artık çok rahat çarpılayabiliriz. Geçtik hocam bunu çünkü, anladık. Cam boyama oyununu oynayan 3 kişiden biri Ahmet, diğeri Davut'tur. Cam boyama nerede? Burada. Ahmet'i yazdım. Diğeri de Davut'muş. Bunu da yazdım. Tamam. Bir kişi daha yazıyormuşum. Üstüne de onu biliyor yazayım. Buraya bir kişi ekleyebileceğimi anlıyorum. Çünkü diyor ki 3 kişiden biri Ahmet, diğeri Davut. Bir kişi kaldı geriye. Değil mi? Tamam. 2 kişiyi yazdım. Bunu da herkes çok iyi anladı diye düşünüyorum. Erkan ve Ferit uzaktan basket dışında bir oyunu daha birlikte oynamışlardır. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Erkan ve Ferit'in, hemen şöyle Erkan'ı uzaktan baskete yazdım. Tik attım. Ferit'i de yazdım. EF değil mi? Tamam, güzel, yanlışımız yok. Şöyle de bir arkadaşlar başına bir işaret koydum. Hani bunlar birbirinin aynısı. Bir yere gittiği zaman bir oyuna daha birlikte gidebiliyorlarmış. Öyle anlatayım. Bir oyuna daha bir kişilik beraber gidebiliyorlarmış. Şimdi bu çok güzel bir yoruma açık. Bakın. Mesela Ferit'i çamura yazdım diyelim. Çamur atmaya. Çamur atma mıydı? Evet, çamur taşımaymış. Çamur atma nereden çıktı? Neyse, çamur. Herkese çamur atma. Evet, tamam. Şimdi Ferit'i diyelim ki çamur taşımaya koyduk. Çağ'a koyduk hocam. Peki Erkan yanına gitmek zorunda mı? Bir oyunu daha beraber oynuyorlar ama bu çamur taşıma olabilir, gül olabilir, ne bileyim cam olabilir, koşu olabilir. Bakın tekrar ediyorum. Bir oyuna daha E ve F böyle birlikte tik atılacak. Onun dışında E'nin tek başına oynadığı bir oyun olabilir, F'nin tek başına oynadığı bir oyun olabilir. Yani her yere 2-2 gitmiyorlar, tamam, buna lütfen dikkat arkadaşlar, bu da güzel. Cengiz sadece gül toplama oyunu oynamıştır. Bak ne yapıyoruz? C gül taşıma nerede? Gül şey oynama nerede? Burada. Ha. Lan nereden bulmuşum bu şeyleri de, oyunları da ya? Vallahi abuk subuk. Gül toplama, çamur taşıma. Hep birbirine giriyor. Neyse. Gül diyeyim, çamur diyeyim. Ah, böyle gidelim. Güzel. Güle neyi yazdım? Cengiz yazdım. Cengiz bizim için bitti. Bitti Cengiz. Benim için bittin abi sen. Bittin. Çünkü sadece gül toplamada yer alıyormuş. Başka hiçbir yeri yazamazsın. Her tarafa çarpı atarız da kafanız şimdi karışmasın. Tamam. Koşu oyununu sadece Bertu ve Erkan. Bak burası altın değerinde. Yemin ediyorum çok önemli bu. Ne diyor? Koşu oyununu Bertu ve Erkan. Bertu neredesin? Burada. Attım tiki ona. Erkan neredesin abi? Evet, burada, tamam, doğru. Bunu da attın. Ne yapıyorum? Artık koşuyu kapatıyorum arkadaşlar. Allah'ım kalem inşallah bitmez derken sakın, ha güzel, az çok yazıyor, tamam, güzel. Koşuyu kapattım. Artık koşuya kimseyi yazamam. Kim olursa olsun. Babamın oğlu olsa yazmam hocam. Mümkün değil. Çünkü Bertu ve Erkan oynamış sadece diyor. Kapat diyor artık koşuyu. Tamam, koşu kapandı arkadaşlar. Bunu herkes anladı. Bakın az önceki yorumumuza geldik. Erkan'ı yazdık. Şimdi Ferit'i de mi yazalım yanına? Hayır. Beraber gittikleri bir oyun daha var diyor. Onun dışında Erkan kafasına göre takılabilir diyor. Ferit kafasına göre takılabilir. Yani uzaktan basketi Erkan ve Ferit beraber oynadılar. Bir oyunu daha. Ama hangisi bilmiyoruz. Devam.
Ha mesela bakın burada şu yorum da yapalım. Erkan ve Ferit'i cam boyamaya katabilir miyim? Katabilir miyim? Cam bonomo gibi oldu bu arada. Cam boyamaya katamam. Çünkü cam boyamaya bir kişi lazım. Erkan ve Ferit ikilisi burada artık yer alamaz. Ya Erkan yer alır ya Ferit ama ikilisi yer alamaz artık. Bitti. Devam ediyorum. Bir çocuk en fazla 3 oyun. Ha burada da durdum şimdi. Bir çocuk en fazla 3 oyun oynayabiliyormuş. Şimdi Erkan, biz Erkan ve Ferit o ikisi çok önemli çünkü. İkili hareket edecekler ya, soruyu belli ki o çözdürecek bize. Tamam. Erkan ve Ferit bunların ikisi bir yere daha beraber gidecekler ve iş bitecek. Yani Erkan artık kafasına göre takılamaz. Çünkü koşuya gitti. Uzaktan baskete gitti 2. Bir kişi en fazla 3 oyun oynayabiliyormuş. Yani Erkan'ı bir yere daha yazarım 3 olur. Oraya da ancak Ferit'le beraber gidebilirler. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Şu an soruları çözüyoruz farkında olmadan. Vallahi bak 4-5 dakika geçti ama bütün soruları da çözdük. Bu yorumlar önemli. Peki başka neye ulaşabiliyorum? Mesela Görkem'le ilgili hiçbir şey yok. Neyi biliyorum? Ferit'in olduğu yerde olmadığını biliyorum. Ferit nerede? Uzaktan baskette. Görkem uzaktan baskette yazabilir miyim? Hayır. Bu bir sorunun cevabı hocam. Çünkü biz bulduk bunu. Hadi başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bu bilgilere göre cam boyama oyununu. Cam boyama burada. Adlı çocuklardan hangileri oynamış olabilir? Şimdi beraber bakalım. Mesela Bertu. Cam boyamaya gidebilir mi Bertu? Şimdi neden gitmesin? Neden gitmesin? Onu bağlayacak hiçbir şey yok. Sadece koşuda olduğunu biliyorum. O kadar. Bakın Bertu sadece koşuda demiyor. Koşuyu sadece Bertu ve Erkan demişti. Bertu her yere yazabiliriz. Biri aldım. Peki 2 numara. Erkan'ı yazabilir miyim cam boyamaya? Şimdi Erkan'ı cam boyamaya yazdığın an 3. oyununu oynamış oluyor mu? 1, 2, 3 evet. E o zaman son oyunu. E o zaman Ferit de yanında gitmek zorunda. O da giderse burası kaç kişi olur? 4 kişi olur. 1, 2 kişi var zaten 2 kişi. E Erkan ve Ferit de giderse 4 olur. Buraya kaç kişi lazım? 1 kişi lazım. Ne yaptın hocam? Yani toplamda 3 kişi olacak yere 4 kişi yazmış olursun. Erkan'ı yazamayız. Peki Ferit gidebilir mi? E Ferit'i yazabilirsin çünkü Ferit zaten uzaktan baskette oynamış bir tane. E bir tane de cam boyama olur. Erkan'la birlikte de atıyorum çamurda oynarlar. Neden oynamasın? Doğal olarak Ferit'i yazabiliriz. Erkan için aynı şey geçerli değil. Bakın tekrar ediyorum. Erkan iki yerde oynadı zaten. Cam boyamaya bunu atarsam, Erkan'ı oraya atarsam 3. oyununu oynamış olur. Ferit'i de yanında götürmek zorunda kalır. Çünkü bir kişi en fazla 3 oyun oynayabiliyor. Ama aynı şey Ferit için geçerli değil. Ferit daha bir oyun oynadı. E bir tane de cam boyama oynar. Niye oynamasın abi? Ferit'i gönderebiliriz. Peki Görkem oynayabilir mi? Görkem'le ilgili hiçbir şey yok. Ferit'in oynadığı yerde olmasın diyor. Ferit oynayabilir, Görkem tek başına gidebilir. Bir kişi lazım zaten cam boyamaya. Ferit'i de atabilirim, Görkem'i de ayrı ayrı koyuyorum ya sonuçta. Doğal olarak 1, 3, 4 benim doğru cevabım Deniz'le. Var mı soru işareti? Ha. Devam hocam. Ne diyor? Hangisi kesin olarak yanlış? Bak kesinlik sorusu. Hemen bakalım arkadaşlar. Saniyelik bir soru bu. Çünkü kesinlik sorusu. Bak ne demek istiyoruz? Gül toplama oyununu. Tamam. İki çocuk oynamış. Gül toplama. Açık. Her şey olabilir. Geç. Bakın kesinlik sorusu bu. Çamur taşıma oyunu. Lan çamurla ilgili hiçbir şey yok. Tablo bomboş. Geç bunu. Her şey olabilir burada. Gül toplama oyunu 3 çocuk oynamış. Geç Allah'ını seversen. Bunlar olabilir olmayabilir. Çamur taşıma oyunu. Yine geçtim. Uzaktan basket oyunu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Çünkü onunla ilgili bilgi var. Diğerleri bomboş. Yani kesin yargı sorusunda bilgi verilen kısma gitmek lazım. Uzaktan basket oyununu oynayan 3. çocuk Görkem'dir. Şimdi bakalım. Uzaktan basket 2 kişi oynadı. Biri de Görkem olabilir mi? Ha, neden olmasın diyeceksin ama olamaz çünkü Ferit zaten orada. Ferit de hani aynı yere gidemiyorlardı? Doğal olarak hangisi kesin yanlıştır? Edirne doğru cevap. Bu yanlış. 3. çocuk Görkem olamaz. Gayet net gidiyoruz bence. Şu ana kadar bir kafa karışıklığı oluşmadı. Devam. Görkem ve Davut'un çamur taşıma oyunu birlikte oynadıkları biliniyorsa. Bak Görkem ve Davut'u çamur taşımaya at diyor. Çamur bu arada. Görkem neredesin? Buradasın. Ve Davut. Tabii tükenmez kalemle yazdığım için artık yuvarlak içine alacağım. Onların hani geçerli kesin doğru olmadığını bilin diye. Çünkü yazarsam şimdi orada artık silemeyeceğiz. Görkem ve Davut'u çamur taşımaya attık. Çamur. Evet çamur taşımaya. Görkem neredesin? Buradasın. Attım. Bakın bunları bir dahaki soruda yok gibi düşüneceğiz. Tamam o yüzden yuvarlak içine alıyorum. Sınavda olsaydım yazıp kararlı silerdim en azından. Davut da buraya yazdığımı düşünelim. Tamam doğru mudur? Görkem ve Davut çamur taşıma tamam. Hangisi kesin olarak doğrudur? Bu ikisini de katarsak hangisi kesin doğrudur diyor. Güzel anladık. Hemen şıklar da gözüksün şöyle tabloda. Cam boyama oyununu oynayan 3. çocuk Ferit'tir. Şimdi kesin olarak doğruyu arıyoruz. Ferit olabilir, başkası olur, şu olur, bu olur. Bunu geç. Çamur taşıma oyununu oynayan 3. çocuk Ahmet'tir diyor. Çamur taşıma oyununu oynayan 3. çocuk Ahmet olur, olmaz. Bunu da geç. Erkan ve Ferit'in EF ikilisinin birlikte oynadıkları 2. oyun gül toplama oyunudur. Şimdi bakalım bu doğru mu? Şimdi Erkan ve Ferit'i ben cama atabilir miyim cam oynamaya? Cam boyamaya neyse. Atamam değil mi? Burası dolu. EF'ye giderse 4 kişi olur. Buraya atamam. Peki çamura atabilir miyim? Erkan ve Ferit ikilisini çamurda oynatabilir miyim? Hayır 4 kişi olurlar yine. Bakın 2 kişi var zaten. Davut ve Görkem'i soru bana koydurdu zaten. Erkan ve Ferit'i de getirsem 4 kişi olur. En fazla 3 demiştik bir yer için. Koşu zaten kapalı. Şimdi uzaktan baskette zaten ikisi var. Doğal olarak elimiz mahkum artık gül muhabbetine Erkan ve Ferit'i dahil edeceğimiz kesinleşti. Değil mi? Sayı olarak çok önemli. Devam. Hah soru şöyle kalsın. Güzel harika.
Hangisi diyor? Gül toplama oyunu diyor. Yalnız iki çocuğun oynadığı biliniyorsa. Tamam. Gül toplama oyununu. Tamam. İki kişi oynuyormuş. Anlaşıldı. Buraya bir kişi daha ekleyebilirsin diyor. Tamam. Ahmet, Bertuğ, Görkem adlı çocuklardan hangisi çamur taşıma oyununu oynamış olabilir? Şimdi gül taşımaya iki kişi en fazla oynuyor. Bu ne demek hocam? Bize şunu söylemek istiyor. Gül toplamaya iki kişi koyacağız ya. Erkan ve Ferit'i diyor dahil edemezsin. İkisini bir arada getiremezsin. Üç kişi olurlar çünkü diyor. Bir kişi en fazla dahil edebilirsin. İki kişi. O zaman ne diyor? Hangisi çamur taşıma oyununa gider? Şimdi bakalım. Çamur taşımada şu yuvarlakları yok sayın lütfen. Bir önceki soru için bunları yazmıştık. Tükenmezde gittiğimiz için silemedik. Yok gibi düşünün orayı. Bomboş düşünün. Hemen bakalım soruya. Ne diyor? Şimdi çamur taşıma oyununu Ahmet oynamış olabilir mi? Şimdi Ahmet o kadar özgür ki abi. İstediği yere gider. Ahmet abi o. Gider yani. Çünkü onunla ilgili hiç bilgi yok havada. Ahmet'i katabilirim. Bir kesim. Bunu alabilirim. Ya oynayabilir diyor. Olabilir diyor zaten. Bertu olabilir mi? Bertu da yazabilirim çamura. Neden olmasın? Peki Görkem'i yazabilir miyim çamura? Şimdi Görkem'i çamura yazabilirsem burada sıkıntılar doğar hocam. Neden hocam? Şimdi ona bakalım isterseniz. Görkem'i çamura yazdığım zaman hadi diyelim ki şu kesinleşti. Burası kesinleşti. Şimdi ne kalıyor geriye? Erkan ve Ferit'in buraya denk gelme ihtimali ya da Ferit'in orayı tek başına oynama ihtimali çok yüksek. Ferit'in oynadığı yerde Görkem oynamaz. O yüzden Görkem riskli. Biz ne yapıyoruz? 1 ve 2 olabilir diyoruz. Doğru cevap kesinlikle Deniz'le. Evet biraz yorulduk. Aslında çok uzatmayayım dedim videoyu. 50-60 dakikaya çıkarmayayım dedim ama sözel mantıkları böyle sohbet havasında uzun uzadıya her şıkkı açıklayarak çözdüğüm için bayağı bir geniş bir video olmuş oldu. O anlamda tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Denemeyi çözdük. Çok faydalı olduğuna, olacağına inanıyorum. Şimdi siz zaten çözmüştünüz. Ben hemen cevap anahtarını şuradan bir alayım arkadaşlar. Bir saniye. Hemen birinci denemenin cevap anahtarını sizlerle bir paylaşayım. Siz burada beklerken ben de o cevap anahtarını hemen buradan bir kesip alayım bir saniye. Siz burada dururken. Bence güzel bir deneme oldu. Bayağı faydalı oldu. Çünkü nasıl çözüleceğini soruların görmeniz çok daha değerliydi. Onları da hatırlatmış olduk sizlere aynı zamanda. Evet cevap anahtarımız burada tertemiz. Evet güzel. Cevap anahtarımız da bu arkadaşlar. A, B, C, D hepsi okunuyor. Bence ekranı durdurup bir köşeye not ederseniz çok faydalı bir deneme çözmüş olursunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kolay gelsin.